Al bakalım. Vallahi çok teşekkür ederim Yalçın Bey, gerçekten. Hem bu avans için hem de işten kaytarmama izin verdiğiniz için bugün gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. Vallahi asıl abin de yengen sana ne kadar teşekkür etse az. Bu zamanda kimin kardeşi abisini balayına gönderir ki? Ya keşke herkes sizin gibi olsa ya. Gerçekten yani şu eferin değerinin bilindiği mi var ya? Söyle abinlere de senin kıymetini bilsinler. Biz de bugün Sevgi teyzenle onlara bir jest yapalım diye düşündük ama sen bizden cevval çıktın. Başka bir şey ister misin? Aman efendim, başka ne isteyeceğim? Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Yalnız Sevgi teyzenin bundan haberi olmasın aramızda, tamam mı? Ayıpsın Yılmaz amca. Ayıp değil mi ulan? Ne bu böyle Dalton kardeşler gibi önüne gelenden para topluyorsun? Yok babacığım, Dalton kardeşler değil. Kaygısız kardeşler ya. Ya sonuçta burada bir hayır iş yapıyoruz değil mi? Zenginden alıp fakire veriyoruz. İyi, al bakalım. Yeterli mi? Baba bu ne ya? Sen burada koskoca iki tane oğlan babasısın yani. Bu para yeter mi hiç? Bak ne demişler? Ne verirsen elinden o gelir seninle. Seninle gönderdiğimiz paralar geri gelmiyor ama eşek sıpası. Açtırma ağzımı benim. Aa baba yine mi o mevzular ya, Allah Allah. Bak ama senin de o düğün zarflarına doldurduğun kağıt parçaları yüzünden bugün enseye tokadı yine biz yedik. Haberin var mı? İyi konuşma. Kaç para daha lazım? Vallahi senin dünür 400 lira verdi. Ona göre. Bak sen uyana. Öğlen tavlada 50 kağıt borçlandı. Üzerimde yok. Sonra veririm demişti. Bak gördün mü? Siz bir de oğlunuza güvenmeyin ya. Yani adam senden 50 kağıdı istiyor ama bana gelince takır takır paraları sayıyor. Ne haber? Neden? Çünkü bu işlerde güven çok önemli. Konuşma lan Sıpa. Söyle bakalım bu kadar parayla nereye göndereceksin abinleri? Vallahi bu paraya Dragos'a bile gidemezler baba. Ama toplayacağız. Vallahi Ercan abicim yani bu akşam olsun da nereye olursa olsun ya. Yani sen bana o gece kartını verip ne zaman ihtiyacın olunca gel demiştin ya. Ben de atladım gel demiştim. Vallahi iyi yaptın Efe'ciğim. Metin kardeşime de sana da çok şey borçluyum ya. Ya oğlumun hayatını kurtardınız. İsim babasında. Sana yardımcı olmayacağım, kim olacağım? Yalnız hani öyle yardımcı olmak deyince yanlış anlaşılma olmasın. Hani ben her şeyi ödeyeceğim yani. Bayağı para topladım. Neyse tutarım, ödeyeceğiz. Aşk olsun canım. Onlara şöyle uçak, otel dahil bir İtalya turu falan düşünüyoruz diyorum. Hani romantik şehir turu falan gibi ama bu sefer pasaport işlemleri, vizeleri falan çok uzun sürer. Biz onları en iyisi kaymaya gönderelim. Ne dersin? Aman Ercan abi. Yani bizim başımızdan dert eksik olmaz. Sen pek bilmezsin. Şimdi bunlar oraya kaymaya giderler. Tık kayıp düşerler. Bir anda erken dönerler. Sonra da benim burada ayağımı çok vici kaydırırlar yani. Yani onların böyle kayıp düşüp geri dönmeyecekleri bir yere gönderelim ya. Neresi olur? O zaman güneye yollayacağız. Tamam. Sen ne kadar topladın dedin? Ben bayağı topladım abi ya. Yalnız. Hala söylemeyecek misiniz babacığım neden geldiğinizi? Dedik ya bir işimiz var kızım. Sen böyle bayramdı, seyrandı, dersler çok yoğun, sınavlar var deyip de gelemedikçe biz bari gerek dedik. Tamam da yani işinizin ne olduğunu söylemeyecek misiniz yani? Uzattın ama Sultan. Sıkıldıysan kalkak gidelim. Olur mu öyle şey? Babacığım ben de çok özledim sizi. Hele şu yaramazı görünce. Sen de özledin mi ablayı ha? Kızım, eviniz uzak mı buralarda? Evet. Niye sordun anneciğim? Yol yorgunluğu yok ya annem. Yavaş yavaş gideydik artık. Olur mu öyle şey anneciğim? Daha İstanbul'u gezeceğiz. Ne acelem var? Anan haklı kızım. Bacaklarımız koptu vallahi gezmekten. Hem sanki İstanbul'u hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yer değil ya. Ben geçtim de çok gezdim. Hadi kalk gidelim de senin oradaki arkadaşlarınla tanışalım biraz. Ya, tanışırsınız babacığım. Sohbet edersiniz. Daha Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz değil mi? Kız, Topkapı Sarayı hiç gezmediğimiz yer mi? Birinizin adını Sultan, birinizin adını Süleyman diye ben boşuna mı koydum belli? Hadi kalk gidelim biz sizin oraya. Tur şirketinden arıyorlar. Alo çekmiyor. Bir saniye babacığım. Alo. Ya bak Sultan kızım yine bin bir dümen içindesin. Ne oluyor ya? Ya patlamadın ya abicim. Annemle babam müze cami gezmekten helak oldu. Ne oldu ev işi? Eve götürmem lazım onları. Tamam kızım ya. Tamam ya. Hallettim ben ev işini. Dur bak anlatıyorum.